Gaziantep'te günün önemli bölümünü tarlada ve ahırda çalışarak geçiren kadınlar, katıldıkları kursta erbane çalmayı öğrenerek müzikle yorgunluklarını atıyor. Hocam, bu dolmalık biberleri ben bile toplamam aslında. Buraya dön. Kızımın derslerini kızımı okula götürüp getirmekten, derslerinden artık kızımın kendi ev işlerinde, o evde oturmaktan, ev işlerini yapmaktan sıkılıp öylelikle müziğe başlamak istedim ve çok da iyi ettiğimi düşünüyorum. Küçüklükten bu yana babam bağlama çalıyordu. Merakım oradan geliyor. Müziğe karşı merakım. Ben de evlenince, yani evde neden yapmayayım diye düşündüm. Ev işlerinden vakit bulamadığım için müziğe karşı kızımı okula gönderip ev işlerimi bitirip direkt sosyal tesise kursa geliyordum. Ve müziğe karşı yatkınlığımı öğretmenimiz de söyledi. Biz arkadaşlarımızla birlikte erbane alıp çalmak istedik. Hocamız da bize erbanelerimizi aldı. Biz erbane çalmaya ondan sonra bütün arkadaşlarla başladık. Ve çok da güzel olduğunu düşünüyoruz. Müzikle daha huzurluyuz ev işlerini yapmaktan. En azından kendimize bir aktivite olduğunu düşünüyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Böyle günler geçiyor. Sabah normal kalkıp hayatımızı sürdürdüğümüzde hayvanlarla, çiftlikle, bahçeyle uğraşınca artık belli bir zaman sonra sıkılmaya başladık. Sıkılınca değişik bir şeyler yapalım. Böyle bir şeye yelteklendik arkadaşlarımızla beraber, kurs öğretmenimizle beraber. Bu şekilde devam ettirdik. Ya gayet de şu anda bu çaldığımız enstrümanlarla gayet güzel bir hayatımıza renk kattık diyeyim. Tüm duygusunu kattı. Müziklere bakış açımı değiştirdi. Çünkü sadece müzik olarak dinliyordum, ritim olarak dinlemiyordum. Şu anda müziklerin ritmini dikkat ederekten, "Aa, biz bu şarkıda bu ritim var," diyebiliyoruz. Ritmimizi değiştirdik. Müzik bize böyle şeyler kattı. Psikolojik olarak çok güzel yerlere geldik. Yani evde oturup bir şeylere sarıyorduk artık. Bu bizim için bir nevi psikolojimize destek oldu.